Ah, ben ahrettiğime ne diyeceğim şimdi ah? Onu kızı himayenize alırken düşünecektiniz anneciğim. Dinlemediniz bizi. Celal, şu karına bir şey söyle, çok üstüme geliyor bak. Bak tansiyonlarım çıktı zaten. Sevda nerede? Uyuyakalmış. Ama kızı uyutmasaydınız bir şey olur falan. Ha yok ya, biz onu uyutmadık. Anne ne olacak, bir şey olmaz ya, bir şey oldu falan. Yok, koca kız ne olur ya? Tabii canım. Hem geceden şimdiye kaç saat geçti değil mi? Ben zaten Uğur'la konuştum. Hemen geliyorum demişti. Ha. Ama yine de ne olur ne olmaz ben bir kontrol edeyim Sevda'yı. Şu site işi çok iyi oldu değil mi? Ya Ture. Şahane. İyi oldu da yani şöyle ürünlerimizi satabileceğimiz küçük bir dükkanımız olsaydı sergileyeceğimiz daha iyi olurdu sanki. Ha? Yani koyun can derdinde, kasap et derdinde. Ya ne güzel evden yapıyorsunuz işte. Durduk yere başımıza hiç çıkarmayın şimdi. Anne ben dün gece araştırdım. Hem kanunen hem de vicdanen zaten vergi ödememiz şart. Babiş, ya bizim dükkanı kullansak, ya böyle ufak tefek değişiklikler yapsak olmaz mı? Olmaz. 40 yıllık mantıcıyı değiştirtmem. Sen oldu deyince olacak değil zaten Perihan. Oldu ya da olmadı diyemezsin sen. Çünkü burada ben varım, ben söylerim. Maşallah anneciğim, ağzınızdan bal damlıyor yine. Perihan anne, olmayacak bir iş için boşuna tartışıyorsunuz ya. Söyle kızım, olmaz ya bu iş. Evet olmaz. Babam öyle diyor. Ya şuay. Tamam. Ama ablacığım şimdi herkes haklı. Ne yapalım yani, mantıcıda kıyafet falan mı sergileyeceğiz, ne yapacağız? Ne var Ayşom, koyarız 2 tane manken bir köşeye. Ay biraz yenilikçi düşünün lütfen. Olmaz etmemiş. Ay! Ayağıma izleyiz yok ya. Gitti kızın ayağı, gitti. Yaman, bir işte ya. Dur. Ne oldu, hayırdır? Gel şimdi çok, gel. Hoş geldin. Bakayım. Heh, bir sen eksiktin. Sen de geldin, tamam olduk. Bak şimdi yani denilecek laf mı şimdi şu? Size de merhaba Saadet Hanım. Gel de gel, tam zamanında geldin. Aile faciasına tanık olmak üzeresin. Sen de sebeplen. Hayırdır dayıcığım? Şimdi şöyle dayıcığım, babam, babaannem, annem isyandalar. Ablam dükkanda kıyafet satmak istiyor ki haklılar onlar isyan. Kıpırcık! Kazlamasana oğlum bak, vallahi canım acıyor, senden çıkaracağım mı? Dur ben buz getireyim şimdi, ha. Buz. Ay dayı, olacak iş mi ama? Ne olmaz tabii. Yani yenilik de bir yere kadar değil mi? Ay çok biliyorsunuz siz. Emin baba, ne haber? Aa Ateş, iyi. Sen nasılsın? Fena değil. Yani dünden beri başım ağrıyor da. Bir eczaneye vuracağım şimdi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sana da geçmiş olsun Süheyla. Aa, bir şey ister misin? Ay bir sargı beziyle krem alırsan iyi olur dersin. Tamam, tamamdır. Dayıcığım, hadi gel otur sen. Yok kızım, ben öyle merhaba demeye uğradım. Dayı otur, hemen geliyorsun gidiyorsun. Otur, bir çay koyayım ben sana. Hah, şuraya. Dükkanın bir köşesinde böyle kıyafet, işte bir tarafta mantı, poğaça, çörek falan satarız. Yani yeni bir dükkan tutacak halimiz yok ki şimdi. Kızım dükkan lazımsa benim dükkanı kullanın işte, kafe de var. Aa olur vallahi Emin abi. Vallahi benim dükkanın neresi olduğu belli, bana zor. O zaman ben oylama açıyorum, tamam mı? Şüphin bir dakika dur aşkım. Yani dayımın dükkanı diyenler bir yere kaldırsın bak. Şurada bir o değiliz biz. Peki bizim mantıcı dükkanı diyenlere kaldırsın. Sen niye mantıcı? Ben mantıcıyı değiştirmem diyorum. Kız! Ayşo, neredesin sen Allah aşkına? Kaç günde böyle dağıp gidiyorsun. Vallahi avare gibi bakıyorsun. Bir şey oyluyorum burada. Bir söyle bakayım. Dayımın dükkanı mı? Yoksa bizim mantıcı dükkanı mı? Dayımın dükkanı tabii ki. Kardeş diye bağırma bastım. Ama oranın mutfağı yoktu değil mi? Bana mutfak şart vallahi. Ya mutfak yok ama tezgah var. Ha iyi. İyi tamam, kalanını da ben evde hallederim o zaman. Emin abi, ya dükkanın bir kısmını bana kiralar mısın? Kızım ne kirası, gir işte, yapacağını yap. Tamam. Güzeldi yani.